Hoş geldin Valentin İstanbul'a Şu anda ya, ya. yakıldı? İlk evet. <laughs> Futbol Plus'tan herkese merhabalar. Transfer manşetlerinde bugün sevgili mesai arkadaşım Ömer Faruk Özcan'la birlikteyiz. Ömer hoş geldin. Teşekkürler Kaan, hoş buldum. E, Fenerbahçeli Güney Koreli furyası başladı ve devam ediyor sanırım. Evet. E, Kim Min performansından memnun kalan Fenerbahçe yönetimi Jojinho sanırım onlar Jin Hoyo. Evet. Jin Hoyo. Jin Hoyo evet. Jin Jin transferini de gerçekleştirdi e, alt takıma ve gelecekte e, gerçekten parlayacağı söyleniyor. Bununla evet. alakalı ne söylemek istersin? Şöyle söyleyeyim. İlk olarak dış basından bu haberi çevirenlerden biriyim. Jin Hoyo Güney Kore'de e, U18 Joen Buk takımında e, forma giyiyordu. Fenerbahçe'yi biliyorsun ki bu sezon beklenen performansı veremedi ve gelecek sezon içinde çalışmalarına şimdiden Hı -hı. E, başladı. Bunun için de alt yapıyor, çok önem veriyor Fenerbahçe Arda Güler'den birçok isimden bildiğimiz kadarıyla. Bu isim çok önemli ve harika çocuk lakabıyla takımını önemli bir şampiyonaya götürmüş. Aynen, Wunderkitt olarak gösteriliyor evet. zaten. Evet, çok önemli bir oyuncu. Zaten haberin detaylarında da bunu aktarmıştı. Ama burada çok önemli bir detay var. Hı -hı. Bu oyuncunun Iniesta'ya benzetilmesi. Iniesta gibi merkez orta sahada başlamış ve yetenekleri her tarafa top atabilmesi yönüyle Iniesta'ya benzetilmişti bu oyuncu. Yani Fenerbahçe'de de e, takıma katıldı. E, Altyapı takımıyla ilk pozunu da verdi hatta. Hı -hı. E, şöyle söyleyeyim Fenerbahçe adına Kim Min-jae'nin ardından e, Güney Kore'de e, oynamış olan yetenekli bir oyuncu olmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye katkı yapacağını düşünüyorum ben. Yani aslında dünyaya açılma e, açısından da Fenerbahçe için anlamlı bir hareket oluyor. Evet. O sonuç olarak e, örnek veriyorum bu transferlerden önce Güney Kore'de hani Türk takımları nereden bilinecekti? Anladın evet. mı? Yavaş yavaş zaten bu transferlerle beraber Fenerbahçe kendi dünya çapında da duyuruyor. Evet, kesinlikle böyle bir detay da verebilirim. Bu arada e, bunu mutlaka takipçilerimiz söyleyecektir. Bu oyuncu Fenerbahçe nereden buldu da getirdi diyebilir. E, bu transferde aslında birinci etken Kim Minje. E, çünkü bu transferin bitirilmesinde başarılar oynadığı söyleniyor. E, ben Fenerbahçe açısından iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, yetenekli bir oyuncu olarak lanse ediliyor ve e, en sonunda 7 maçta galiba bir golü var. E, umarım Fenerbahçe'de ve Türkiye Süper Ligi'nin en eksik bölge olan orta sahada, merkez orta sahada Fenerbahçe adına güzel işler yapar diyor. Yani çok teknik bir oyuncu olarak gösteriliyor. Lise takımında evet. vesaire de bayağı başarılıymış. Evet evet takımın işte Vondurkit, e, şampiyonasına götüren isim. Hı -hı. Zaten e, orada temsil eden orada başarılı işler yapan bir oyuncu. E, Fenerbahçe'nin de böyle bir ismi gerçekten e, scoutları tebrik etmek gerekiyor. Böyle bir isim bulmaları gerçekten takım adına muazzam bir iş. Yani açıkçası bu Arda Gürel'den sonra beni de en çok sevindiren bu oldu. Çünkü evet. Fenerbahçe'ye biliyorsun ki e, bazen tecrübeli oyuncular Hani transferine çok öncelik gösteriyor ve son olarak Sosa olsun, Gustavo olsun zaten o bölgelerde hep yaşı yüksek oyuncular var. Biraz da zaten gençlik aşısı ağzımdı Fenerbahçe'ye. Evet kesinlikle ve Arda Güler zaten biliyorsun ki 10 numara, 8 numara, arka tarafı. Yani Arda Güler aslında birçok bölgede oynayabiliyor. Bu oyuncu da merkez orta sahaya, önümüzdeki senelerde 19 yaşında vesaire A takıma kazandırılırsa umarım performansı da iyi olur. Fenerbahçe adına güzel işler yapar diye düşünüyorum. Yani şöyle düşün, Jin ee, i̇smi de çok garip telafi <laughs> dedi. Jin Hoyo. Jin Hoyo. -ho -yo. -ho Yo Evet. Jin Hoyo'yu da e, orta sahanın ortasına koydu mu Fenerbahçe? Önüne de 10 numaraya bir Arda Güler koydu mu? Zaten rahat bir beş yılını falan garantiler. Tabii ki de. Yani önemli olan onların performansının sürekli e, çıkması. Yani Kerem Aktürkoğlu'na örnek verebilirim burada. Aynen. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a geldiği günden itibaren sürekli üstüne koyarak çalışarak devam etti. E, bu oyuncuların da sürekli çalışarak üstüne koyarak devam etmesi Fenerbahçe'nin aslında geleceğini e, oluşturacak. Fenerbahçe'de zaten bunu e, hedefliyor, bunu planlıyor. Aynen öyle. Bakalım e, bu transfer bize önümüzdeki yıllarda neler gösterecek. Teşekkür Kesinlikle. ederim. Hemen. Ben teşekkür ederim. Değerli Futbol Plus takipçileri, transfer manşetlerinde Fenerbahçe'nin yeni genç yeteneği Jin Ho'yu konuştuk. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.